Sayın seyirciler, Ekonomi Politiği'nin ikinci bölümünde Profesör Doktor Esfender Korkmaz ile yeniden karşınızdayız. Bu sefer biraz politikayla başlayalım. Şimdi anketler yapıla duruyor. Erken seçim konuşmaları da biraz gündeme gelmeye başladı. Yeni partilerin kuruluşu da konuşulmaya başlandı. Ve AKP'den de çeşitli il başkanlarından istifalar gelmeye başladı. İşte bugün de Van İl Başkanı yeni partiye geçecek, yani Davutoğlu'nun partisine geçecek şeklinde bir konuşmayla bir istifa olduğu haberleri geldi. Bu arada hocam, genel merkezinde isteği doğrultusunda kongre süreci içinde bazı il başkanlarının istifası istendi ve onlar da istifa ettiler. Şimdi o zaman bunlar niye istifa ediliyor dendiğinde şöyle de konuşuldu. Muhalifler diyor ki, daha doğrusu AKP yetkilileri diyor ki, ya bir taze kan, yenilenme gerekiyordu. Muhalefet de diyor ki, bu yeni muhalifler, AKP içinden gelen muhalifler, ya aslında birçok teşkilattan insan bu Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisine geçecek. Bunu perdelemek için kendileri istifayı istemiş gibi yapıyorlar veya başka kendilerinin istedikleri istifayı getirerek bunu perdeliyor diyor öbür taraf. Şimdi bir yandan da tabii AKP'de istifa eden üyelerin başka partiye geçmemesi için formüller arıyor, bazı görevler dağıtıyor vesaire. Hatta birinci bölümde gösterdiğim eski bakanlara, milletvekillerine bol keseden verilen bazı işte sağlık yardımları, aile yardımları, eski borçların silinmesi falan gibi şeylerin de böyle memnun etmekle ilgili olduğu iddiaları da geliyor. Velhasıl siyasi ortam bir hareketlenmeye başladı yeniden. Seçimlerden sonra biraz durulmuştu, yerel seçimlerden sonra. Ama şimdi tekrar bir hareketlendi. Peki o zaman burada anketler de yeniden önemli oldu. Şimdi efendim, anketlerin teker teker her biri bizim için önemli değil. Burada başka bir şey yapacağız. Anketlerin ortalamalarını konuşacağız. Dolayısıyla doğrudan doğruya o anket ortalaması rakamına gelelim. Evet, yarın veya bu pazar seçim olsa 6 tane anketin ortalamasını hesaplayalım. Açıklanmış olan hemen bütün anketler bunlar şu sıralarda. Onların ortalamasını alalım. Bakalım ne oluyor, onu görelim diye baktığımızda ne görüyoruz? Evet, şimdi evet. Burada 6 anket ortalaması... Şu AKP'nin ortalama oyu 36,5. %36,5. Yalnız burada mesela AKP'ye Optimar diye bir araştırma kurumu 40,5 oy almış. 40,5 yüzde vermiş. Yarın seçim olsa 40,5 oy alır. %40,5. Ama Avrasa 29,90 vermiş. Yani netice olarak bunların ortalaması. Evet. Olarak, bazen de bu istatistikte çok uç örnekler dışarıda da tutularak hesaplanabilir. Bazen de işte böyle. Ama yani o onu götürüyor yani. Evet, buradaki durum da böyle. Evet, şimdi 36,5, %36,5 görünüyor ortalama oyu. Bu bir, yani bu anketlerden dolayı birkaç puan fazla veya düşük olabilir. Ama bu 36,5 olması aşağı yukarı bugünkü kamuoyu şeyini yansıtıyor. Eğilimini yansıtıyor. MHP'nin 12,4 gözüküyor. Yani Cumhur İttifakı 47,8. Şimdi burada... Sayın seyirciler, tekrar bunun altını vurgulamak istiyorum hocam. Yani burada herhangi bir anketi vermiyoruz. Yapılmış olan anketlerin ortalamayla yaptığımız bir hesabını veriyoruz. Dolayısıyla burada verdiğimiz bu rakamlar bir anket değildir. Dolayısıyla bu anketin onu ortalaması, anket yapanlar da de gerek yok. Evet, yani ORC, Optimal, PR, ADA, Avrasya, Saros. Bu bütün basında yer aldı, çıktı. Bunların ortalamasını, aritmetik ortalamasını hesapladık. Şimdi %47,8. Şimdi bu tabii %50 ile ilgili tereddütler, sorunlar zaten AKP'de önceden başlamıştı. Hani %40 önerisi gelmişti. %40 tartışılması. Bu zaten bunu gösteriyordu. Şimdi yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için %40 yeterli olsun diye bir iddia birisi ortaya atmıştı. Şimdi sonra bu burada kalır mı? Burada biraz kalması zor görünüyor. Burada kalsa bile iyi de
zor görünüyor. Neden zor görünüyor? Bir defa MHP'nin tutumu açısından zor görünüyor. Şimdi niye? MHP'nin burada özel bir önemi var tabii. Ortağım diyor, destekliyorum diyor. Bakın şimdi bir anket yapıldı. Yani şeyde FİAR yapmış bir anketi. Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması Temmuz 2019 PR araştırma. Burada diyor ki parlamenter sistem, başkanlık sistemi devam etmeli, parlamenter sisteme geçilmeli diye. Bir de fikrim yok diye iki soru sormuşlar. Fikrim yok diyenler de var. Mesela MHP'nin tabanı şöyle diyor. Başkanlık devam etmeli diyor %35.2. Parlamenter sisteme geçilmeli diyenler 55.2. Fikrim yok diyenler 9.6. Tabii yani bu, MHP'nin yönetimi ki kendi tabanını ikna edememiş mi? Evet sırada? Yani şimdi burada bu bir anket yani bunlar tabii şeyleri hata riskler ihtimalleri az olan. Şimdi demek ki bak MHP'nin tabanı şey istiyor yani parlamenter sistemi istiyor. Şimdi parlamenter sistemi MHP'nin tabanı istememesi lazım. Çünkü bugün biliyoruz ki AKP devlette bu FETÖ'cülerden boşalan kadroların bir kısmını bürokraside bir kısmını MHP'ye verdi. Şimdi MHP de siyasi alanda öyle yaptı ki AKP'yi kendine muhtaç yaptı. Neden muhtaç yaptı? Çünkü yani desteklemeseydi bu duruma yani ikinci defa seçilemezdi. Cumhurbaşkanı ikinci defa seçilemezdi. Aslında şimdi, başka bir sorun daha var MHP'nin elini kuvvetlendiren burada. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin birçoğu, Cumhurbaşkanı kararlarının daha doğrusu mecliste onaylanması lazım. Evet. Mecliste azınlığa düşerse orada bir problem çıkacak. Çıkar. MHP aslında bu sorunu çözüyor. Doğru. Büyük evet. O yani güçlendiriyor elini. Ama bunun tabii aynı zamanda MHP'nin buradaki stratejisi yani bu AKP kurulurken bu Türk-İslam sentezi ideolojisinde olanların bir kısmını kendisi aldı. Şimdi MHP AKP'ye kaydırdıklarını geri alıyor şimdi. Şimdi bunları geri alıyor. Ayrıca da bu parlamenter sistem istiyor. Başkanlık sisteminden memnun değil. Ayrıca da tabii yani devlette öyle bir olay var ki ne kadar verirsen ver devlette daha çok istiyorlar. Şimdi o da tabii AKP'nin işine gelmiyor. AKP'nin kendi kadroları var. Yani orada da bir yani hangi iktidar olursa olsun, hangi parti olursa olsun, hangi aynı parti içerisinde FETÖ olayında gördük. Eğilim yahut hizip olursa olsun mutlaka devlet eğer bölüşme alanıysa, ortada devleti bölüşme şeyi varsa orada bir kavga çıkar yani. Hani altın bulanlar arasında nasıl kavga çıkıyor? Yani bunu nihayet orada bir kavga çıkar. Şimdi MHP o açıdan bir şey yani belki de ayrılmak istiyor. Kendi tabanını daha da çekmek istiyor AKP'den. Çünkü mevcut tabanın bir kısmını aldı. Ya bunu korumak istiyor ya da artırmak istiyor. Yani neticede bir de şey var tabii. Şimdi yani ekonomik sorun belki çok fazla şimdi dikkate alınmıyor değil mi? Siyasi eğilimde. Evet. Ama şimdi ortada bir ekonomik sorun var. Hukukun üstünlüğü sorunu var. Yargı bağımsızlığı sorunu var. Şimdi AKP MHP tabanının tabanın bir kısmı bundan hoşnut değil. Yani bütün bunları üst üste koyarsan MHP'de bir şey var. Yani bir ayrılma yönünde, tabanın ayrılma yönünde
anlaşamam yönünde bir eğilimi var. Bu da tabii şeyi zora sokuyor. Bugünkü ittifakı zora sokuyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Tabii hepimiz biliyoruz. Yani bu Millet İttifakı'nı dağıtıp mesela İyi Parti'yi falan çekmek istiyorlar, değil mi? Hı. Yani İyi Parti'de yani böyle bir oyuna gelir mi yahut böyle bir şeye girer mi? Şu anda gireceğini zannetmiyorum. Onlar da çünkü parlamenter sistemi şart koşuyorlar. Hı hı. Şimdi hangi siyasi parti olursa olsun bir gerçek var ki bugünkü durumda, bugün mevcut haliyle bu başkanlık sistemi Türkiye'yi, toplumu selamete çıkarmaz. Toplumu refaha götürmez. Giderek toplum daha fazla sıkıntıya girer. Ekonomik olarak, efendim işte hukukun üstünlüğünde, yargı bağımsızlığında toplumsal refahı getirmez. Başkanlık getirmeyeceği anlaşıldı. Şimdi bu şartlar altında tabii İyi Parti daha çok parlamenter sisteme ağırlık verilmesini istiyor. Öbür tarafında gitmeyeceğine göre bu olasılık mümkün değil. Şimdi bunları toplarsan orada tablomuz vardı. Tabloyu daha verelim arkadaşlar. Şimdi CHP %27.6 bu Millet İttifakı'nı destekleyen 10.6 HDP var. 10.8. Bir de 7.9 İYİ Parti var. Millet İttifakı ne ben buna demokrasi cephesi dense daha iyi. Yani, zaman zaman öyle deniyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada şimdi 46.3'te kalmıyor. Şimdi Saadet Partisi var. O da parlamenter düzeni istiyor. Hı hı. MHP tabanının önemli bir kısmı bunu istiyor. Hı hı. Bu şartlar altında bu demek ki Millet İttifakı dediğimiz daha şanslı. Peki yani, diğer 5.9 bunlar... Mesela Saadet Partisi de onun içinde var. Efendim işte bir kısım kararsızlar var. Hı-hı. Yani onu bu anket Hı-hı. ortalamalarından evet. çıkan şey var. Yeni partiler var. Mesela ADA ve Saros bu yeni partileri de dikkate almış. Hı-hı. Mesela ADA'nın anketinde yeni partilerin... Tek tek anketlere pek girmeyelim. Yani o oranı, oy oranını söylüyorum. Evet, 11.5. Evet. 11.5. Saroz'un da 8.6 yeni yani partiler. Yeni partilerde %10 dolayında bir evet. Hmm. O iki ikisi tabii 6 içinde ağırlığı farklı olduğu için hmm. bütün bunların toplamı 5.9. Yani bu 5.9'un da önemli bir kısmı demokrasi cephesine katılacak. Dahası tabii bu yeni kurulan partilerin hepsi hmm. kurulacak. Babacan'ın da işte eski başbakanın da partisi ya bunların açıkladığı parlamenter sisteme geri döneceğiz. O zaman olay şuna dönecek. Bir parlamenter sisteme dönüş oylamasına dönecek ve mutlaka evet. şey kazanacak. Millet İttifakı dediğimiz demokrasi cephesi kazanacak. Evet, bu anketler birliğini koruyabilirse tabii. Anketler bunu gösteriyor. Tabii burada önemli bazı yani anketlerin gösterdiği, daha doğrusu kısmen bize gösterdiği bazı sorunlar da var. Mesela birisi Cumhurbaşkanı anayasaya göre iki defa seçildi, üçüncü defa aday olamaz. Şimdi böyle de deniyor ama o sistem farklıydı, bu sistem farklı da deniyor. Şimdi dolayısıyla o tartışmalı. Ya eğer Cumhurbaşkanı aday olursa bu ittifaklar çalışır ama aday olamazsa yahut da olmazsa o zaman bana göre bu yeni kurulan işte Babacan öbür eski başbakanın partisi bunlar AKP ile anlaşabilir parlamenter sisteme gitme konusunda anlaşabilir bu sefer Erdoğan'sız bir AKP ile birleşebilir yahut orada birisi başkan olabilir, genel başkan olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığının iki dönem yapılıp yapılmayacağı da önemli bir burada önemli bir sorun sizin olabilir. Sizin kişisel kanaatiniz nasıl? Yani Sayın Erdoğan herhangi bir şekilde ülkenin içindeki birinci karar verici olma pozisyonunu terk edebilir mi? Edemez. Yani onun başka
siyasi edemeyeceğini gösteren siyasi olaylar, siyasi eğilimler dışında başka eğilimler de var, başka düşünceler de var. Ya şu anda mesela şey olabilir, belki mesela karşı tarafla anlaşabilir, yani Babacan'ın partisi, öbür parti onlarla anlaşabilir. Yani böyle bir böyle bir devir de olabilir. O nasıl olur? O zaman anlaşırsa olay malum, yani geçmişteki yapılanların üstüne gitmeyeceksiniz yahut işte geçmişi sorgulamayacaksınız. Ha şimdi geçmişte ne var ne yok onu biz çok net bilmiyoruz. Böyle ama, bir şeye de güvenebilir mi? Evet, AKP siyasi heyeti. O da biraz bence her durumda Cumhur İttifakı'nın şeyi işi zor görünüyor. Her durumda zor görünüyor. Şimdi burada MHP'nin ittifaktan ayrılmasını da bunun üstüne koyarsak tabii Cumhur İttifakı'nın işi daha zor görünüyor. Çok seçimi kazanacak gibi mevcut Cumhurbaşkanı görünmüyor. Bu şartlar böyle, altında. Böyle de bir durum var. Bir tabii, AKP'de demin sen söyledin. AKP'de istifalar var. Ya şimdi burada benim anlamadığım şu. 8 il başkanı istifa ettirildi değil mi? Bunların ama bayağı bir bölümünün aslında genel merkezin isteğiyle istifa ettirildi. Onun için ettirildi diyorum. 25'i bunlar 25'i bulacak. Bunlar başarısız deniyor. Şimdi bunlar sen söyledin hani bunlara yeni imkanlar verilecek ki ayrılmasın. Yeni partilere girmesin. Ama şimdi peki yani bir siyasi partinin CHP'nin başarısızlığında neden genel başkanına hep herkes diyor da yani AKP'nin başarısızlığı da genel başarısız başkan. Olanlara söyleniyor zaten. Neden üst düzey o zaman üst düzey istifa etsin değil mi? Yani genel başkan, MYK onlar değişsin. Yani il başkanları temel politikalar il başkanları götürmüyor ki il başkanları o temel şeyde başta belirlenen stratejileri uyguluyor değil mi? Doğru. O zaman başarısızlık varsa bu partinin üst yönetiminin başarısızlığı ve partinin stratejisindeki başarısızlık. Yani ve siyasi iktidarın siyasi iktidarın hayır, ekonomik... Ne kastediliyor yani şey mi deniliyor? Arkadaş biz stratejileri falan tamamen yanlış yapabiliriz ama siz de sandıklarda geçtiğimiz şeylerde olduğu gibi daha bir maharetli olsaydınız yani falan diye o mu demeye çalışıyor yoksa il başkanı yani bir de ya tabii şimdi, işin şakası bu yani ya bir de metal yorgunluğu yıprama o zaman bakanlarda da var üst düzey yöneticilerde de var yani burada nereden bakarsan bir AKP'nin hızlı inişte olduğunu görüyorsun tabii yani bir yerde kurumsal devlete bakarsan, işte bütün kurumlara, kuruluşlara bakarsan, orada da bir yıpranma var, bir erozyon var. Ve bütün bunları üst üste koyunca AKP'nin neden hızlı inişte olduğunu görebiliyoruz. Peki hocam, son zamanlarda bu tekrar gündeme geldi. İşte 2020'de seçim, erken seçim veya baskın seçim olacağı konuşmaları, hatta bu bazı siyaset yorumcularının yanı sıra bazı kamuoyu araştırmacılarından da gelmeye başladı bu sözler. Siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Uzun yıllar CHP'de siyaset yaptınız. Size göre böyle bir ihtimal var mı veya ne kadar var daha doğrusu? Erken seçim mi? Evet, evet. Ve ne zaman? Yani erken seçim ihtimali... Yani ihtimal her zaman vardır da az veya çok mu? Bana göre yüksektir. Yüksek, öyle mi? Şimdi bir nedeni AKP'nin devamlı inişli olması. Şimdi bu trendi yukarı çevirebilir mi? Bugünkü şartlarda çeviremez. Bunlar devamlı anket yaptırıyorlar ve bu anketlerden dolayı da hoşnutsuzlar. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki anketlerden ben hoşnut değilim yahut anketlere bakmam dedi yahut inanmam. O mealde bir şey söyledi. O bile bu inişin
bunlar farkında olduğunu gösteriyor. Sonra bu siyasi parti, yeni siyasi partiler mesela demin söyledik en az %10 AKP'nin tabanını bölecek. MHP bir kısım tabanını bölüyor. Şimdi bu şeyin giderek şans azalıyor. Yani bu inişi, bu trendi gördükten sonra bunların yapacağı bir şey kalmıyor. Erken seçimden başka hani yapacaklar. Belki bu noktada yakalayıp bir sonuca gidebiliriz diye. Ama gittikçe tabii umutları kaybolacak. Bu durumda onun mesela için, zaman beklersiniz böyle bir şeyi? 2023'te zaten gerçek seçim var. 2020'de mi olur, 2021'de mi olur? 2021'de 2021. Böyle bir seçim olabilir. Çünkü yani ekonomide de bir toparlanma olmuyor. Şimdi bakarsak dipten verilen, döndük diyorlar. Mesele tamam diyorlar. Yani Berat Bey öyle diyor. Şimdi bak Berat Bey öyle diyor. Bak bizzat o bile bir kriter yani erken seçim kriteri. Bak PR araştırma Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması. Temmuz 2019. Sen diyorsun oku diye hani bu zorunlu diye. Kaç kişi okuyor. Var mı denek sayısı? Şimdi bana? Efendim denek sayısı bunlar hep 2000-3000 diyor bu PR araştırma. Tamam. Şimdi Maliye Bakanı şimdi sormuşlar vatandaşa bakanları tanıyor musun diye yani falan hangi bakanı tanıyorsun diye. En çok tanınan Maliye Bakanı. Bakanlara başarılı buluyor musun? Halkın %88.2'si Maliye Bakanı'nı başarısız bulmuş. Anlatayım mı? Yani Berat Bey'i. Evet. Yani Maliye Bakanı deyince birden hazine bir akla gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nı başarısız bulmuş. En fazla tanınan İçişleri Bakanı. Ama onu başarılı bulanlar da %45. Efendim, yani bunların içerisinde AKP seçmeni de var. CHP seçmeni de var. Yani bütün denekler var. Her partiden var. Şimdi söylemek istediğim şu. Yani şimdi bir siyasi iktidar parlamenter sistemde olsaydı herkes tanırdı değil mi? Siyasileri tanır. Şimdi bakanları tanımıyor. Şimdi bakanlar bir iş yapamıyor. Ya bir karar alamıyor. Herhangi bir şekilde bir kendi bakanlığıyla ilgili bir atılım yapamıyor. Şimdi nasıl o zaman Hazine ve Maliye Bakanı da %88.2 başarısızsa o zaman demek ki bak bu iktisadi krizlerden çıkmak için önce beklentileri pozitife çevirmek lazım. Yani halkın beklentileri de çıkılmayacağı, morali bozuk halkın. Ama hocam şimdi, tam bu noktada bugün tüketici fiyat tüketici güven endeksi açıklandı. Onu arkadaşlar versinler tüketici güven endeksini. Evet durum böyle. Şimdi böyle bakıldığı zaman aslına bakarsanız bir yükselme var tüketici güven endeksinde. Şu alttaki koyu renkli olan doğru. Şey biraz yukarıya kırmızı, doğru gidiyor. Kırmızı mavi evet. Bu ayı yakalamış. Yakalamış. Şimdi geçen seneki bu dönemi yakalamış yani. Evet. Aşağıdan gelmiş. Ama şimdi hep aşağı inecek değil ki yani bu ekonomi zaten dediğin, bir yere kadar yine. Sıfırda olmaz yani. Şimdi bak burada şimdi, zaten moralin düzeldiğini gösteren rakam kaç hocam? 100 müydü bu tüketici? Yani şimdi bak 100 güven. Yani 100 sıfır noktası. 100'ün altı güvensizlik. Evet. Şimdi burada zaten geçen sene 11. ayda Kasım ayda hiç tüketici güven endeksi 60'mış. Hı-hı. 60. Yani zaten güvensizlik yok. Bu sene 59.9 yani. Olmuş. Aynen. Onu yakalamış. Ama zaten yani 100'e geçecek ki ondan sonra beklentiler pozitif olsun. Hı-hı. Yani beklentiler olumlu olsun. Hı-hı. Kaldı ki şimdi orada olmayan bazı detaylar var. Bak ben sana onu söyleyeyim. Mesela hanenin maddi durumu nasıl diye bir soru var şeyde bu tüketici güven endeksi içinde. Evet. Mesela 11. ay geçen sene Kasım ayında bu endeks 73.6'ymış. Bu sene 71.8'e düşmüş. Görebiliyor musun? Ondan önce 69'muş biraz artmış. Yani bir önceki ay. Yani şimdi geçen maddi durumu kötüleşti diyor. Hı hı. Değil mi? Yani alt evet. Endeksin alt şeylerine bakacak olursak burada genel ekonomik durumu nasıl görüyorsun diye yine bir soru var. Hı hı.
tüketici güven endeksinde. Geçen sene Kasım ayında 68'miş. Bu sene 64.9'a gerilemiş. Bak düşmüş. Yani ortalama da yükselme var ama nispeten ortalama, geneldeki bazı kritik sorularda aslında olumsuz sonuçlar çıkıyor. Evet. Orada ortalamada yükselmenin birisi mesela hanenin içinde bulunduğu maddi durum. Geçen sene 68.8'miş. Bu sene 71.9. Yani biraz orada bir yükselme var maddi durumda. Bir yükselme var. O etkilemiş. Bir de genel ekonomik durum beklentisi de 1-2 puan iyileşmiş ama söylediğim gibi bu yani nihayet 100 olması lazım ki bir güven oluşsun, bir pozitif beklenti ortaya çıksın ve dolayısıyla yani ekonominin dipten dönmesi yahut durgunluktan çıkması için ekonomide iş dinamiklerin çalışması lazım. Nedir? Tüketicinin tüketimine devam etmesi lazım. Şimdi bu kıpırdama şundan. Yani tüketici ihtiyacını fazla erteleyemiyor. Hep bu konuşuyoruz. Erteleyemiyor. Bazı mesela dayanıklı tüketim malı. Diyelim ki evinde beyaz eşya var. Yani bundan idare edeyim diyor ama bir zaman geliyor idare edemiyor. Eylül, Ağustos, Eylül, Ekim bunlar düğün sezonu. Evlenen evet. Çiftler ne yapacak? Yani fırın alıyor, buzdolabı alıyor. O da var tabii, evet. Yani dolayısıyla bunlar hani çok fazla böyle dipten çıktığımızı göstermiyor bunlar. Hı hı. Yatırımlar da öyle. Şimdi adam belki bir miktar stoklarını kullanıyor ama stoklar bitince üretmek zorunda değil mi? Hı hı. Yahut da yani fabrikayı kapatacak değil. Hani ithalat pahalı da olsa bir yerde ithal etmek zorunda. Yani yeni yatırım yok ama yani eğer eskimişse fabrika amortisman yatırımı İhtiyacım. Yapmak zorunda değil mi? Tabii. Makinesi eskimişse o makineyi tamir ettirmek, yenilemek zorunda. Yani bunlar ister istemez bir hareket yaratıyor ama bu hareket hiçbir zaman Türkiye'nin durgunluktan çıkmasına neden olur. Yani durgunluktan çıkmasını sağlamayacak. Dördüncü çeyrekteki hareketler bu konuştuğumuz iş dinamiklerin harekete geçmesinden dolayıdır. Belki bu dördüncü çeyrekte Türkiye artı büyüme yaşayacak ama bu 2019 yılını kurtarmaz ve bundan sonra Türkiye 10 sene yani mevcut politikalar devam ederse 10 sene Türkiye %3'ten fazla büyüyemez. %3 büyüme de demek 1.2 nüfus artışı olduğuna göre durgunluk demektir. İstihdamı çözemez, gelir yaratamadığı için dış borçlarda Türkiye sorun yaşar. Onun için yani öyle dipten dönmek falan bu değil. Dipten dönmek şöyle. Bak ben sana söyleyeyim. 2001 krizi oldu. -6.2 küçüldü Türkiye. Ertesi sene +6 değil mi? Büyüdü. 2009 krizinde 4.8 küçüldü. Ertesi sene %9 büyüdü. Var mı böyle bir ihtimal? Olamaz çünkü kaynaklar yanlış kullanılıyor. Yani düşün ki bütçe içerisinde sen yatırımların payı %6.7. Şimdi yatırım yapmayınca nasıl büyüyeceksin? Şimdi mevcut altyapı yatırımlarını düşün. Köprüler, efendim yollar. Ya bunlar için bütçenin, ya ben hesap ediyorum her sene %6-7'si bütçenin oraya gidecek. Yaptı bitti. İşte her sene biz vergilerle bunu ödeyeceğiz. Üstelik onları yapanlar da çok iyi durumda değil. Anladın? Yapan müteahhitler. Hepsi ayrı ayrı yapılanma kuyruğuna girmiş evet, vaziyette. Yapılanma kuyruğuna girdi. Bir de hepsi yabancı ortak arıyor. Yani şeyler ya dış aldığı döviz kredilerini ödemekte sıkıntıya giriyorlar. Bu şartlar altında keşke bunları konuşmasak ama bunların hiçbirisi yanlış değil. Bunlar doğru. Hep devletin verileriyle konuşuyoruz. Devletin verdiği rakamlarla konuşuyoruz. Evet. Şimdi efendim bir tane daha haberden bahsetmek istiyorum. Termik santrallarla ilgili haberler. Biraz önce CHP, AKP-MHP ittifakından bahsettik ya, işte onların oy oranlarına falan. Şimdi bakın termik santrallarıyla ilgili. Bu dün çıktı işte. Termik santrallerin ve bunların büyük bir bölümü de özel sektöre satılmış, devredilmiş.
Bu özel sektörün enerji şirketleri de zaten zor durumda birçokları. Yani onlar da yapılandırma, kredilerini erteleme peşindeler. AKP ve MHP oylarıyla termik santrallerin filtre takma zorunlulukları 2,5 yıl daha ertelendi. Yani şöyle denmiş oluyor. Tamam arkadaşlar ya, çok takmayın. 2,5 yıl daha bu milleti zehirleyebilirsiniz. Evet. Yani para harcayıp da boşu boşuna filtre falan şey yapmayın. Sonra takarsınız. Bunun ahlaki olarak ne demek olduğunu size bırakıyorum sayın seyirciler. Fakat yani bakın, EYT'liler söz konusu olduğunda daima bu örneği veriyorum. Çünkü bu örnek bir adaletsizlikle ilgili bir örnektir. Ya paramız yok şimdi bilmem ne falan diyenler, cebinden para harcaması söz konusu olduğunda Türkiye'nin bazı zenginlerin, yandaş müteahhitlerin, yandaş enerji firmalarının falan, ah onlara bir acıyorlar ki bildiğiniz gibi değil. Aman aman böyle zamanlarda niye para harcıyorsunuz? Oradaki ilçe halkı efendim kirli havası olsun, kanser olsun, efendime söyleyeyim dönsün tarım ürünleri, tarım üreticileri üretemez olsunlar. Hava kirliliği çünkü sadece insanları değil, bitkileri, her şeyi yok. İşte yatağında falan örneklerini bunun geçmişte gördük. Başka yerlerde de. Ama siz yeter ki cebinizden bir şey çıkmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Yani olay herhalde böyle. Bunu başka nasıl anlatacağız bilmiyorum. Evet. Yani şimdi bunu yeri gelmişken her ülke vatandaşı da değerlendirir. Geçen gün bir başka hadise daha. Bugün işte dün konuşmuş şey Sayın Erdoğan. Demiş ki yani ya bu göl demiş, hani 12 bin yıllık göl, kim izin verdi demiş. Böyle şey mi olur? Patagonya valisi izin verdi. Yani sizin atadığınız vali. Bundan sonra böyle bir şey olmasın falan. Bundan sonra bulursak 12 bin yıllık göl bir daha olmaz. Yani Türkiye'deki bu sistemin veya bu rejimin otoriter bir görünüm altında ne kadar laçka olduğunu gösteriyor aslında. Yani i̇şte orada iki defineci, bir AKP'li belki, çünkü öyle yazıldı. Arkasından vali, kaymakam falan bir araya geliyorlar. Canım ne olacak falan diyor. Pat diye bir karar alıyorlar. Türkiye'nin hakikaten çok önemli bir milli zenginliği yok oluveriyor. İki dozer giriveriyor oraya. Ve bu kadar kontrolsüz bu ülke. Veya işte kontrolsüz, zehirleyiver canım ne olacak diyor. Ahmet Şık'ın kardeşi Bülent Şık, burada ben de konu kaldım. Ülkedeki çevre felaketi ve kanser risklerini bizzat devletin yaptığı, kendisinin de içinde bulunduğu araştırmanın sonuçları saklanıyordu, açıkladı diye mahkemeye verdiler. Yani bu ülkenin insanların nasıl zehirlendiğini bile isteye, nasıl buna göz yumulduğunu anlattığı için yargılanıyor. Normal bir ülkede bunu yapanlar yargılanır. Normal bir ülkede hırsızlar yargılanır. Bu ülkede başka şeyler yargılanıyor falan. Yani artık bilmiyorum ne söylemek lazım. Orada tabii kalkınmanın bir, yani bu dışsallık meselesi işte her iktisat eğitiminde her iktisatçının öncelikle dikkate alması gereken husustur. Çünkü yani bir dışsallık olma, dışsallığın fayda maliyet, sosyal fayda sosyal maliyet analizi yapmadan bir yatırım kararı vermek her zaman yanlıştır. Çünkü bu dışsallıkların maliyeti bir defa topluma sosyalize ediliyor. Bir hem hemen finansal kısa, olarak. Çok kısa, dışsallık nedir? Çünkü bütün seyircilerimiz iktisat de o kadar yakın takip etmemiş olabilirler. Dışsallık şu demek, yani piyasa fiyatlarına normal piyasa mekanizmalarıyla yansımayacak. Mesela adam ne yapıyor? İşte termik santral kuruyor, filtre takmıyor. Böylece bir dışsal fayda elde ediyor. Dışsal maliyeti, daha doğrusu yani bir normal maliyetleri var. Maliyetinin bir kısmını dışa atmış oluyor.
O kime? Jindal, topluma atmış oluyor. O filtre takarsa maliyeti. O bir maliyettir. Evet. Kendisi o maliyete katlanacak. Ama o filtre takmadığı için toplum zarar görüyor. Tabii. Maliyeti toplum katlanıyor. Tabii. Şimdi bu mesela bir meşhur bir örneği vardır. Diyelim ki bir fabrika şeyde kuruluyor. Nehrin kenarında bir fabrika kuruyorsun. Zehirli atıklarını göle yahut nehre boşaltıyor. Göldeki balıklar ölüyor. Bu nedir? Bu bir yerde yani o balıkların ölmesi bir maliyettir değil mi? Oradaki halkın balık tutan mesela insanların zararı evet, anlamına geliyor. Zararı ama kendisi o şeye maliyete katlanmıyor, halk katlanıyor. Hı. İşte bunları hesap etmeden tabii bu yatırımları yaparsanız bunun iki türlü sonucu oluyor. Bir, halka yansıyor, sağlığı dahil, çevreye dahil, üretim dahil. Çünkü mesela bir çimento fabrikası kuruyorsun, onun atıkları böyle 2-3 kilometre, 5 kilometre çevrede ürün verimini düşürüyor yahut da ürün alamıyorsun. Şimdi o zaman o bir nedir? Oradaki tarlaları olanlara bir zarardır, bir maliyettir. Onu fabrika çekmek yerine halk çekiyor. Dolayısıyla burada sosyal açıdan bakarsan, toplam maliyeti, fayda maliyeti açısından bakarsan toplum için bir zarardır bu. Kişi için faydadır, toplum için zarardır. Şimdi böyle toplum şöyle için... Şöyle bir sorun da oluyor hocam böyle bir durumda. Böylece bunlar olmaması gerektiği kadar karlı oluyor bu tür olanlar. Çünkü tabii, maliyetin bir kısmını kendi üstünden sosyalize attığı ediyor, için... Evet. Böylece aslında bunlar üretilmemesi gereken bazı mallar fazla üretiliyor. Yani toplumun zararına olan şeyler daha fazla üretilmeye başlıyor. Lehine olan şeyler ise daha az üretiliyor. Maliyeti düşük olduğu tabii, için evet. İşte yani orada tabii yani şeyin kurumsal yani kurumsal kararların olması lazım. Şimdi Türkiye'de siyasi yani diyelim ki etkili bir grupsa o grup lehine işte burada olduğu gibi meclisten kararlar çıkabiliyor. Türkiye'de tabii bütün bu kararlar günübirlik veriliyor. Yahut siyasi odaklı veriliyor. Onun için de yani ne için bugünlere geldik? Yani ne için bu böyle kadar? Böyle geldik tabii. Evet. Küçülme şimdi, var, işsizlik var. Hocam tabii yeri gelmişken biraz da şeyi söyleyelim. Dolar rakamlarına bakalım. İşte dolar 68-70 arasında dolanmaya başladı dolar TL kuru. İşte 70 civarında. Ama bir ara 68'e de vurdu. 68-65-68 arası oldukça güçlü bir destek. Yani 200 günlük hareketli ortalamalara da yaklaşan bir şey, denk gelen bir şey. Dolayısıyla acaba bunun altına girecek mi falan diye konuşuluyor. Tabii dünyadaki gelişmelerle de ilgili. O arada hem bunu sormuş olalım. Çünkü birçok insan şöyle de diyor. Ya işte 6 liradan dolar aldık. Şimdi acaba ne olacak? Daha düşer mi? Nereye kadar düşer? Tutalım mı, satalım mı? Falan gibi herhalde size de herkes soruyordur. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Şimdi bu aslında yani doların 68-70 yahut 65 ya bu aralarda gezmesi önemli değil. Eğer reel kur endeksine bakacak olursak Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre yani 4,5-5 lira arasında olması lazım. 5 liranın altına inecek ki dolar normal normale geldi düştü diyemezsin. Türk lirası değerlendi diyemezsin. Çünkü şu anda yayınlanan Ekim ayı endekslerine göre doların yani reel kur endeksi Türk lirası daha doğrusu %23-24 daha düşük değerde. Yani dolayısıyla burada %1-2 değişmesi çok o kadar önemli değil. Şimdi burada daha da düşmesini şey demesi CDS de 400'den 308'e falan düştü dün galiba. Şimdi bunlar tabii kalıcı sürdürülemez bunlar. Neden sürdürülemez? Çünkü altyapısı yok. Şimdi bak bir örnek vereyim. Mesela Merkez Bankası
Merkez Bankası'nın rezervi, resmi döviz rezervi, evet. ki bu şeye Türk lirasına destek veren önemli bir faktördür. Türk evet. rezervi. Mesela döviz varlıkları 2000, bunun tablosu da vardı ama bilmiyorum varsa tablosu. Ekranda şu anda var. Eylül 2017'de Türkiye'nin döviz varlıkları resmi döviz rezervleri 111.9'muş 2 sene önce. Eylül 2019'da 101.1'e gerilemiş. Bak şimdi döviz varlıkları 90 milyar dolarmış 2 sene önce 73.8 milyar dolara gerilemiş. Altın varlıklarında bir kısım artış var. Önceden yani döviz hükümleri, şarta bağlı hükümleri hepsini katarsan netice olarak Türkiye'de döviz resmi döviz varlıkları gerilemiş. Giderek de geriliyor. Şimdi bu döviz varlıklarının gerilemesi bir defa Türk lirasını desteklemiyor. Yani bu açıdan döviz varlıkları azaldıkça Türk lirasının değeri daha da düşebilir. Şimdi burada çeşitli sorunlar var. Bir, iç ve dış şokların yarattığı sorunlara karşı Merkez Bankası döviz rezervinin yüksek olması lazım. Mesela bir örnek vereyim. Eğer Türkiye'nin 2018'de 400-500 milyar dolar döviz rezervi olsaydı bu papaz nedeniyle kur 7 liraya çıkmazdı. Anladın mı? Çünkü 100 milyar dolar piyasaya verirdi. Değil mi? Merkez Bankası. Çünkü dalgalı kur politikasının esası o. Yani aşırı kur hareketlerinde Merkez Bankası'nın rezervi bol olması lazım ki piyasaya sürüp değerini, yani aşırı şok artışları önlemesi lazım. Şimdi demek ki şok artışları önleyebilecek bir rezerve sahip değiliz. Risk bir. İkincisi, şimdi dış borç servisinin düzenli olarak ödenmesi, dış borçların çevrilmesi için de rezervlerin olması lazım. Eğer rezervin düşükse o zaman daha pahalı borçlanıyorsun. Daha kırılgan ülke oluyorsun ve CDS'in yani dış borçlarda iflas risk primi daha yüksek oluyor. Diyelim ki oraya 4 puan ödüyorsun. Sigortaya 4 puan istiyor sigorta. 5 puan da faiz versen gidiyor 8-9'a. Bütün dünya %3 ile 4 ile borçlanıyor. Sen 8-9 ile borçlanıyorsun. Bu burada Merkez Bankası'nın rezervlerinin düşük olması bu borçların çevrilmesinde önemli. Eğer yüksek olsa senin riskin düşük olur ve 300 puan 400 puan yerine mesela Rusya 125 CDS yahut 10 mesela 10 puan Almanya'nın. Şimdi senin eğer rezervin yüksek olsa o zaman bu risk primin düşük olur ve daha ucuza borçlarsın. Dış borçları çevirme ihtimalin yüksek olur. Dış yani borçlarda özetle, risk evet. olduğu sürece evet. Doların değeri düşmez. Yani, Türk lirası değerlenmez. Yeterince düşmez. Evet. Üçüncüsü tabii... Çok bir dakika falan bir vaktimiz kaldı. Üçüncüsü tabii bu yani senin stratejik ekonomik problemlerin dünyanın en kırılgan ülkesi Türkiye işte. Bugüne kadar yapılan bütün sıralamalarda Türkiye kırılgan evet, ülke. Bunlar da tabii kırılganlık yüksek olduğu sürece Türk lirasının değer kazanma ihtimali de azalıyor. Evet. Bütün bunları üst üste koyarsak doların öyle 5 liraya 5 liranın altına düşmesi olasılığı yok. Ama benim kanaatim açıkçası şimdi biraz da dünyada olan yeniden bir yüksek likidite dönemi deneniyor tekrar. Belki sonca dence artık. Çünkü görüyoruz ki Fed'in hocam bilançosu yükselmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın da öyle. Japonya'nın zaten yüksek. Dolayısıyla tekrar bir böyle gizli nicel genişleme dönemi. Bu sefer açık açık değil. Sanki başlıyor gibi.
Dolayısıyla hani bu akmas adamlar Türkiye'ye de bir miktar yok, gelir Türkiye ise... Türkiye şans kaybetti. Ama yani eğer bir tekrar jeopolitik risk ve Amerika ile yeni bir cidallaşma mevzusu yaşamaz isek belki de hani sizin dediğiniz gibi 5'e geleceğini falan yani gelme ihtimalini sizin gibi ben de pek görmüyorum. Ama 5.50'ye yakınsayabilir diye mümkündür diye düşünüyorum. 5.50'de sorunu çözmüyor. Ayrıca, sorunu çözmüyor tabii. Şimdi ayrıca biliyorsun bu bir takım... reyting kuruluşu da bitti. Kapatın diyorlar. Son sözünüz. Reyting kuruluşları, bazı uluslararası kuruluşlar sermaye hareketlerinde gelişme olacak ama Türkiye'de stratejik riskler arttığı için yani yüksek faiz de olsa Türkiye'ye sermaye gitmeyecek diye ben de öyle düşünüyorum. Biraz kötümserseniz bu konuda. Ben sizden biraz daha az kötümserim. Öyle diyeyim. Efendim süremiz sona erdi. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle gelecek hafta. Hoşçakalın.